sorusunun cevabını bulacaksınız. Öncelikle işler frezeleme ekle ve havuz seçeneğini çalıştırıyorum. Geometrimi göstermemi istiyor. Yeni bir geometri göstermek istiyorum. Örneğin geometrim bu. Ve otomatik sabit Z diyerek tüm zinciri tek bir seferde seçebiliyorum. Onay verdim. Takımımı seçtim. Örneğin bir parmak frezeyle ve 18'lik bir parmak frezeyle burayı işlemek istiyorum. Bilgi kısmından devir ve ilerlemelerini giriyorum. Seviyelerden işimin üst düzlemi 0. Burada gördüğünüz gibi resimlerle beni yönlendiriyor. Havuz derinliği sadece yüzeyine tıklamam yeterli. 5 mm havuz derinliği mevcut. Ve bir bir adımlarla aşağıya doğru işlemesini istiyorum. Teknolojiye geldiğimde minimum çakışma değerleri. Eğer duvar ofseti, adı ofseti ve taban ofseti istiyorsam bu değerlerimi giriyorum. Bağlantılar kısmında artık bir yaklaşma yapmayacak çünkü dolu bir yere girecek. Giriş yapmasını istiyorum ve bu girişle helisel olarak oluşturmasını istiyorum. Kaydet hesapla diyorum. Simülasyon seçeneğiyle istersem çizgisel olarak simüle edebiliyorum işlemi. İstersem katı simülasyon diyerek dolu bir alandan girerek tüm parçamı işlediğini görebiliyorum. Kalan talaş kontrolü yaptığımda sadece ortadaki deliklerin kaldığını göreceksiniz. SolidCAM 2015 ile havuz boşaltma işlemi nasıl yapılır isimli